Münafık, İslam'a hizmet konusunda çok tembeldir. Münafığın Müslümanlar arasında bulunma sebebi Allah'a olan inancı ya da Kur'an ahlakını yaşama isteği değildir. Münafık, hem Müslümanların sahip oldukları nimetlerden yararlanmak, hem de Müslümanlar hakkında istihbarat toplayıp inkar edenlere güç kazandırmak ister. Dolayısıyla da Müslümanlarla idealleri ve hedefleri tamamen farklıdır. Müslümanlar Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak için yaşarlar. Bunun için de sabahtan akşama kadar her anlarında Allah'ın beğeneceği ahlakı göstermeye, hep doğrudan, iyiden ve güzel olandan yana seçimler yapmaya gayret ederler. Her konuda vicdanlarını en fazlasıyla kullanırlar. Rahatlarından, nefislerinden, menfaatlerinden yana değil, vicdanen yapılması gerekli olandan yana karar alırlar. Allah, Müslümanların bu çalışkan ahlakını Kur'an'da, şeytandan Allah'a sınırım, onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir sözleriyle haber vermiştir. Münafıklar ise sadece kendilerini mutlu etmek, çıkarlarını en iyi şekilde korumak için yaşarlar. Dolayısıyla sadece kendileri için gerekli olduğunda çaba harcarlar. Kendi çıkarları söz konusu değilse hiçbir şey için kendilerini yormaz, hiç kimse için emek harcamazlar. İşte bu nedenle de münafıklar Müslümanlarla birlikte olduklarında hiçbir konuda onlara yardımcı olmak istemezler. Hedefleri Allah'ın rızasını kazanmak olmadığı için somut ve maddi bir karşılık alamayacakları bir şey için çaba harcamanın çok büyük akılsızlık olduğuna inanırlar. Bu yüzden İslam'a hizmet etmek en acı çektikleri konulardan biridir. Allah'ı tenzih ederiz. Allah'tan nefret ettikleri için Allah'a hizmet etmek istemezler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret ettikleri için dine hizmet etmek istemezler. Müslümanlardan nefret ettikleri için de Müslümanlara yardımcı olmak istemezler. Dolayısıyla münafıklar hem Müslümanların imkanlarından istifade edip hem de Allah yolunda hiçbir faaliyet yapmamayı zayıf akıllarınca büyük bir kar olarak görürler. Müslümanlardan biri gibi görünmek ve kendilerini sezdirmemek için çok gerekirse gösteriş amaçlı belki birkaç konuda ucundan yardım ederler. Ancak bunları sadece usulen ve göz boyamak için yaparken bile çok canları yanar, müthiş ızdırap çekerler. Yoksa Müslümanlara küçücük bir fayda bile vermek istemezler. Allah Kur'an'da münafıkların bu ahlakı için şeytandan Allah'a sınırım, onları bırak, yesinler, yararlansınlar ve onları boş amel oyalayı dursun. İleride bilecekler. Hicr suresi 3 şeklinde buyurmuştur. Bu yanlış bakış açısı içerisindeki münafıklar, İslam'ın hayrına olan, Müslümanlara fayda getirecek bir sorumluluğun altına hiçbir zaman girmezler. Onların hep uzaktan, adeta konunun yabancısı olan bir turist gibi izlerler. Bu tavırlarıyla Müslümanlara bu sizin dininiz, sizin davanız, beni ilgilendiren bir şey yok. Dolayısıyla da ben sizi sadece uzaktan izliyorum mesajını vermek isterler. Ancak elbette ki bu ahlaksızlıklarını da açıkça yapamaz, şeytani bir ustalıkla bunlara da mutlaka bir kılıf bulurlar. Çünkü bütün Müslümanlar sabah akşam kesintisiz olarak en aktif şekilde İslam'a hizmet ederken, münafığın açıkça ben hizmet etmek istemiyorum demesi mümkün değildir. O yüzden de münafık bu hizmetten kaçışına ve tembelliğine bir bahane bulmak zorundadır. Bunun için her seferinde kullandığı farklı taktikleri vardır ve bu sinsi taktiklerinin aksi ispatlanamayacak şekilde olmasına özellikle özen gösterir. Örneğin Müslümanların topluca ve çok faal bir şekilde önemli bir iş üzerinde olduklarını gördüğünde ondan da bir şey talep ederler ve yardım etmek zorunda kalırlar diye hemen ortadan kaybolur. Bazen de hasta taklidi yaparak hizmet etmekten kaçarlar. Kimi zaman da uyuyakalmış gibi yaparak olaylardan habersizmiş gibi davranır ve Müslümanlara yardım etmekten kaçar. Kimi zaman kendisini yoracak hiçbir iş yapmadığı halde çok yorgun olduğunu söyleyerek olayları uzaktan seyreder. Müslümanlar yoğun şekilde çalışırken kendince onları kızdırmak için bir kenarda eline kumandayı alıp saatlerce boş boş televizyona bakarak amaçsızca kanal kanal dolaşır. Saatlerce sokağı ve etrafını seyrederek zamanının geçmesini bekler. Ya da bir faydası olmadığı gibi onların işlerini aksatacak ya da yavaşlatacak şekilde ayaklarının altında dolaşır ve kendi keyfi için yaptığı çok gereksiz bir işte onları lafa tutup meşgul etmeye çalışır. Birbirinden gereksiz sorular sorarak Müslümanları kızdırmaya gayret eder. Hatta sırf ayak bağı olmak için yanlarına gidip zor durumda kaldığını, yardıma ihtiyacı olduğunu söyler ve onun lüzumsuz işleri için kendine yardım etmesini ister. Kolum ağrıyor, ben yapamıyorum,
bana yemek hazırlar mısınız? Belim tutuldu, hareket edemiyorum. Şu eşyaları benim için taşıyıp yerleştirebilir misiniz? Gibi sahtekarca taleplerde bulunarak en yoğun anlarında bile Müslümanları kendisine hizmet ettirmeye çalışır. Amacı iş çıkarıp onların hayırlı faaliyetlerini engelleyebilmektir. Bazen de kendisinden bir talepte bulunulduğunda istenilen şeyleri yapmasını bilmediği, o konuda tecrübesinin ya da yeteneğinin olmadığı, yoksa becerebilse yapacağı veya yetiştirmesi gereken başka bir işi olduğu gibi yalanlar uydurur. Oysa ki bunlar tarih boyunca gelmiş geçmiş tüm münafıkların kullandığı çok klasik ve en bilinen münafık yalanlarıdır. Kur'an'da Peygamberimiz döneminde sefere çıkmaktan kaçmak isteyen dönemin azılı münafıkları da savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik demişlerdir. Allah ayetin devamında, o gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir şeklinde buyurmuştur. Münafık, İslam'a hizmet etmek, Kur'an ahlakını yaymak ve Müslümanlara destek vermek için az da olsa bir emek vermeyi bile sözde akılsızlık ve kendi ifadesiyle enayilik olarak görür. Oysa münafık büyük bir zarardadır ve Allah'ın ayette bildirdiği gibi bu haliyle imandan çok küfre daha yakındır. Çünkü aynı şartlar altında küfürdeki dost ve yandaşları kendisinden bir yardım istemiş olsa, münafık seve seve onların yardımına koşacaktır. Allah'ı tenzih ederiz, kendince gücün Allah'ta değil, küfürdeki derin devlet yapılanmalarında, şeytani güç odaklarında olduğunu sanan münafık, onların her türlü isteğini çok önemli görür. Gözlerine girebilmek için onların bir dediklerini iki etmez ve verdikleri görevleri en kusursuz şekilde yerine getirmek ister. Ne uykusuzluğu, ne yorgunluğu, ne vaktinin azlığı ona engel olur. En zor şartlarda bile olsa işini gücünü bir kenara bırakıp küfürdeki gerçek dostlarını memnun edebilmenin peşinde koşar. Böyle bir durumda münafığın üstüne Müslümanların yanındayken hiç olmayan delice bir enerji ve şevk de gelir. Hatta kendince küfre jest yapıp onların dikkatlerini çekmek ve beğenilerini kazanabilmek için ortada herhangi bir talep yokken bile onlara kendiliğinden yardım teklifi eder. Münafık, küfre karşı bu çirkin yanaşma ahlakını gösterirken Müslümanlar arasında sinsice hiçbir şey yapmadan oturup kalmasına da sevinir. Allah Tevbe suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki münafık karakterinden örnekler vererek Allah'ın elçisine muhalif olan ve mücadeleden geri kalan bu insanların oturup kalmalarına sevindiklerini anlatmış ve münafıkların bu ahlaksızlığını Müslümanlara tanıtmıştır. Ve Allah münafıkların dünyadaki bu şeytani sevinçlerinin ahirette sonsuz bir azaba dönüşeceğini haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Allah'ın elçisine muhalif olarak mücadeleden geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı. Allah'ın elçisi, bak Tövbe Suresi 81, Allah'ın elçisine muhalif olarak geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Mesela İslam'a hizmet etmiyor. Yazı yazmıyor, konuşmuyor, anlatmıyor. Asrımızda ne asıl olur bu? İslam'a hizmet etmez. Bir şekilde hizmet etmez. Boş işlerle vakit geçirir. Keyfi işlerle bazı vakit geçirir. Yani her türlü boş iş. İslam'a istese hizmet eder. İnternetten de hizmet eder. Efendim sözlü olarak da hizmet eder. Her türlü hizmet eder. Ancak para versen bunu yapar, çıkar olursa. Ama çıkar olmadığınca yapmaz. Çünkü İslam'a hizmet münafığın çok ağırına gider. Her kelime onun ciğerine kurşun sıkılmış gibi ızdırap verir. Ama sırf Müslümanlar şirin görünmek için, kendince dikkat çekmemek için öfkeyle yine biraz hizmet ediyor gibi kendini gösterir.